Asiye Alsancak'ın yakını mısınız? Analıyım. Kızınıza ait bazı eşyalar var. Almak için imzanız gerekiyor. Gelin benimle. Şuraya bir imza atar mısınız? Poşette kızınızın giysileri, bu zartta da kolyesi var. Memur Bey, emin misin bizim kızın hakkında? Rahmetlinin eşyası diye verdiler ama Asiye'nin değil bunlar. Yeni almıştı onları. Aptal yok senin karşında. Söyle bakalım, ne bu kıyafetler? Ablamın bu giysiler. İntihar etmeye böyle şımşıkır mı gitmiş? Maşallah. Ayağı da bir numara küçülmüş. Küçük almıştı. Sıkıyordu ayağını. Sıkıyordu demek. Anladım. Bana bak kızım. Şunları kandırabilirsin ama ben sizin ciğerinizim. Söyle bakalım. Ne haltlar karıştırdı Asiye Hanım gider ayak? Sen niye hala bizle uğraşıyorsun be? Her Allah'ın günü kurtulayım bunlardan diyordun. Al işte oldu. Ablam öldü. Bir daha görmeyeceksin yüzünü. Hadi sevinsene. Ne duruyorsun, sevinsene. Ne bağırışıp duruyorsunuz siz ya? Ay Salim, ha bu kız niye intihar etti? Depresyona mı girdi, ne oldu yani? Onu şey ediyordum. Ben vurdum diye mi yaptı acaba? Her baba dayağı yiyen kız canına kıysa, oho, memlekette kız evlat kalmazdı. Berkant'ı bıçaklamaktan polis düşmüş peşine, sen hala kendine yontuyor. Ölünün arkasından konuşmak istemiyorum ama bu Berkant'la arasında ilişki falan mı vardı acaba? Doğru mu Mine? Sen gel bakayım bunu şöyle. Doğru söyle, kızmayacağım. Ablan görüşüyor muydu o çocukla? Bak Salim, dedim sana. Ne zamandır? Birkaç aydır. Sen dün başkalarının laflarına inanıp bana vurdun ya. Ablam da Berkant'ı öğrenmenden korktu. Sabah gideyim konuşayım, gelsin babamdan istesin dedi. Sonra tartışmışlar. Ablam da öfkesine yenik düşmüş işte. Berkant yaralamış. Bu çocukları sıktın sıktın, eline ne geçti ha? Kimselerle görüştürmedin, hiçbir yere çıkartmadın. Kudurdun böyle namus, namus, namus diye. Al avul şimdi namusunu. Salim, hadi kalk. Bir taksi atlayıp eve gidelim, hadi. Siz gidin, ben kalacağım. Ya zaten yarın cenazeyi almaya geleceğiz. Gidelim işte eve. Siz gidin Pervin. Ayol, Asiye morgda. Yani nasıl duyacak, dinleyecek senin burada beklediğini? Kalacağım be kadın, kalacağım. Evladımı yalnız bırakmayacağım. Ölen öldükten sonra babalık yapsan ne fayda? Sen onun çocuk canına kıymadan yapacaktın Salim. Aa. Gelmeyin kocamın üstüne bu kadar. Zaten acılı adam. Hadi, hadi. Sen de etmediğini bırakmadın çocuğa. Yüzsüz. Hala konuşuyorsun ya. Salim,
Bak bu anan artık çok fazla oluyor. Sırf hanımefendiliğimden susuyorum ona göre. Yeter be, yeter. Pervin abla, hadi siz gidin, ben babamla kalırım. Hadi babaannem, hadi kalk sen de, hadi, hadi artık, hadi. Salim, bir taksi parası ver bari. Otobüs falan bulamayız şimdi. Şu Berkant itinin hangi hastanede kaldığını bir öğreniver. Ne yapacağım Berkant'ı? Ne yapacağım? Gidip benzeteceğim. Ne demekmiş Asiye'min duygularıyla oynayıp evlenmemek? Değil mi anacığım? Ne yapmış ki? Ben sana sonra anlatırım. Sen bana mesaj at ama, tamam mı? İyi, tamam. Hadi güle güle. Hadi. Kadriye Hanım, taksiye gerek yok. Şuradan dolmuşa atlar gideriz. Zaten cenazeydi, mezarlıktı derken yarın su gibi para gider. Ay, tutumluluk yapıyorum, o da kabahat. Bak, sen eve geçersin. Ben Berkant'ın defterini dürer öyle gelirim. Al şu eşyaları, taşımayayım şimdi rahmetlinin eşyasını. Ha? Gerçi üstünde hiç görmedim ama Mine'ye sordum. Ablam hepsini yeni aldı dedi. Ah, ah. Seni eskitmek nasip olmadı yavruma. Hiçbir şeyden hevesini alamadı köksüzü. Of, hadi hadi. Gel şuradan bir dolmuşa atlayalım, hadi.